Merhaba arkadaşlar, ismim Abdullah Balcı. Şehit Kamil Nuray Tuncay Karabilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlerle 15 Mart'ta başvurusu sona eren ve bir sonraki aşamaya geçmiş Teknofest projelerinin ön değerlendirme raporlarının nasıl hazırlanacağını ve sisteme nasıl yükleneceğini anlatacağım. Öncelikle Teknofest'in sayfasına giriş yaptığımızda yarışmalar kısmına tıklıyoruz. Buraya giriş yapmamızın sebebi hangi kategoriden başvurduysak onun şartnamesine tekrar bakmanızı rica ediyorum. O sebeple de giriş yaptık şu an. İşte örnek bir proje üzerinden ya da örnek bir başvuru sürecinden ben bahsedeceğim. Ortaokullardan eğitim teknolojileri kısmına geçiş yapalım. Eğitim teknolojilerinde işte bu da hakkındaki bilgileri zaten okumuşsunuzdur. Aynı zamanda şartnameyi de tabii ki de başvurmadan önce okumuşsunuzdur ama tekrardan bakmakta fayda var. Tıkladığımızda şartnamesinin buradaki kısımları değil de daha çok dikkat etmeniz gereken kısmı açmak istiyorum. Takvim kısmı hocalarım. Proje ön değerlendirme raporunun ve tanıtım videosunun yükleme tarihi Nisan'ın 7'si gösteriyor burada. Bunu söylememin sebebi her kategorinin neredeyse başvurunun son teslim tarihi diyelim farklılık gösteriyor. O yüzden hangi kategoriden başvurduysanız şartnameden bu kısma bakmanızı önemli rica ederim. Aynı zamanda burada ön değerlendirme raporunun yanında proje tanıtım videosu var. Geçen sene bu gibi bir videoyu daha sonraki aşamalarda istiyordu ama bazı projelerde. Şu an için ön değerlendirme raporuyla birlikte istiyor. O yüzden bir de tanıtım videosu hazırlamanız lazım. Şimdi tekrardan bu sayfaya döndüğümüzde burada zaten rapor şablonlarını görüyoruz. Buradan indirmek için tıkladığımızda ben daha önceden indirmiştim. Şu şekilde bir ön değerlendirme rapor şablonu karşımıza iniyor. Bu da her kategori için farklılık gösteriyor. Mesela buradaki eğitim teknolojileri yarışması ile ilgili. İşte burada takım adımızı, proje adımızı ve başvuru ID'mizi yazıyoruz. ID'mizi de tekrardan göstermek gerekirse KYS sistemine girdiğimizde kendi sayfamızın şu alt kısmında yaptığımız başvuruların burada takım ID'leri oluyor. Bunu da buradaki kısma yapıştırıyoruz ya da yazıyoruz. Zaten burası kapak sayfamız oluyor. Şimdi birazcık bu şablonun en altında yer alan kısma değinmek istiyorum. Burada ilgili notlar var. İşte tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun yazılacak. Bu önemli. Zaten proje süreçlerinden bunlara aşinasınızdır. Daha sonra işte içindekiler ve kaynakça kısmı olmalı. Özellikle Times New Roman, işte 12 puntolu ve satır aralığının bir olduğu şekilde bir rapor hazırlamamızı istiyor. Şuradaki son cümle çok önemli. Kapak ve içindekiler kısmı hariç raporumuz 2 sayfa olmalı hocalarım. 2 sayfayı geçerse raporumuzun değerlendirilmeye alınmayacağı yazıyor. Ben de buradaki bilgiler üzerinden bir örnek taslak hazırladım. Onu size paylaşayım. İşte raporumuz, projenin adı, takımın adı, işte takım ID'si, takım seviyesi, üyeleri, danışman bunları da isterseniz ekleyebilirsiniz. İçindekiler kısmımız, bu da yine 1 sayfayı kaplıyor. Şu an kapak ve sayfamız 2 sayfadan oluştu. Şurada genel sorular üzerinden bir değinirsek, hocam hiç bozmayın bu şablonu. Sadece üstündeki bilgileri doldursanız sizin adınız da yeterli. Farklı şekilde hazırlamanıza gerek yok. Daha sonra içerikte ne olacak? İşte projenin özeti olacak. İlk aşamada da yüklediğiniz kısma burada da tekrar değinebilirsiniz. Sonracında projenin fikrinin açıklanması, sorununuzdan ve çözümünüzden bahsedersiniz. Sonra yerlilik ve özgünlük tarafı var. Hedef kitlesi, kullanılacak yöntemlerle ilgili bilgi verdiğiniz kısım, projenin takvimi ve kaynakçadan oluşan bir rapor. Dikkat ederseniz burası tamamen 4 sayfa. Ve 1. sayfa kapaktan, 2. sayfa içindekiler bölümünden, diğer kısımlarda içerikten oluşup toplamda 4 sayfa oluyor. Şimdi içindekiler kısmını şurada başvurular var. Buradan otomatik tablo oluşturabiliyorsunuz ama bundan önce şunu yapmanız lazım. Giriş kısmınızda proje özeti kısmının buradan başlık 1 şeklinde seçilip proje fikri açıklamasının yine başlık 1 olup eğer bunun altında bir başlık varsa onun başlık 2 şeklinde seçilmesi gerekiyor. İşte mesela çözüm yine başlık 2'ye. İşte mesela yeni bir başlığa geçtik. 3. başlık bunu başlık 1 şeklinde. Proje takvimini yine başlık 1 şeklinde buradan seçerek yaparsanız daha sonra başvuru kısmından içindekilerden otomatik tablo oluştur dediğinizde
Otomatikmen buradaki tablo oluşuyor hocaların. O kendisi sayfayı, işte başlıkların sıralamasını falan hepsini ayarlamış oluyor. Size bir kolaylık olur diye ifade etmek istedim. Daha sonra projemizi hazırladık diyelim. Buradan hangi proje ise buradan yeni forma tıkladığımızda o hazırladığımız projenin PDF'sini, burada özellikle belirtmiş hocalarım, az önce yazdığımız dosyanın PDF'sini dosya seçten seçip yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir de projenin tanıtım videosu var. Video ile ilgili de işte öğrencilerin süreçte neler yaptıklarını anlatan, kendilerini tanıttığı, ondan sonra projenin içinde eğer üretilecek bir şeyler varsa onun üretimine başlandığı gibi kısımlar değindiğiniz 1,5 dakika, 2 dakikalık videolar yeterli olur. Bu videoları erkenden hazırlamanız daha iyi olacaktır hocalarım. Çünkü videolar ya YouTube'a ya da Drive'a yüklenmesini istiyor. Bu yüklenmelerde herhangi bir teknik sorun olmasın diye son günlere bırakmamanızı önemli rica ederim. Eğer okulunuzun ya da sizin bir YouTube kanalınız varsa bunu direkt oradaki kanalınızdan paylaşmanız ve oranın linkini kopyalayıp yapıştırmanız yeterli. Örneğin biz geçen sene hazırladığımız bir projede işte Nuray Tunca Bilim ve Sanat Merkezi'nin kanalında paylaşmıştık. YouTube hesabında paylaşmıştık. Daha sonra şuradaki linki kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda bu yeterli oluyor. Peki YouTube kanalı gibi bir durum yoksa ne yapmamız lazım? Google Drive yazıyoruz normal Google'a. Tıkladığımızda Drive'ınıza gidin geliyor. Tabii bunun için bir Gmail hesabınızın da olması lazım. Gmail hesabınız yoksa açılmıyor maalesef. Drive'ınıza gidin tıkladıktan sonra gelen sayfada mail sayfası gibi zaten hocalarım. Yeni deyip mail atar gibi dosya yükleme şeklinde tıklıyorsunuz. Daha sonra da dosyanızı seçip aç deyince yüklemiş oluyorsunuz. Sonra en son yüklenenlerden mesela final tasarım raporu gibi bir Word dosyası yüklemiştim ben. Bunun üzerinden göstereyim. Buradan şu insan sureti ve artı işaretinin olduğu kısma tıkladığınızda burası paylaşma kısmı, aynı zamanda drive'ınızdaki belgelerin paylaşma kısmı. Ve burada herkes bu bağlantıyı kullanarak görüntüleyebilir diyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Yani sadece görüntülemesi yetmez, yorum yapması, düzenlemesi gibi seçenekler var ama şu an için görüntüleme yeterli. Bakın şurada bir bağlantı geldi. Bu bağlantıyı kopyala deyip tamam dedikten sonra tekrardan bu kopyaladığınız bağlantıyı da KSS sistemi üzerinden buradaki yere yapıştırdığınızda o yüklediğiniz videonun bağlantısının linkini bu eklemiş oluyorsunuz. PDF dosyasını da yükledikten sonra raporunuzu yükleyin dediğiniz zaman da sisteme yüklemiş oluyorsunuz. Ön değerlendirme raporu için anlatacaklarım bu kadardı. Herkese bu süreçte başarılar diliyorum. Hoşça kalın.